Merhaba arkadaşlar, Edebiyat 1. Kitap, DAF 37'deyiz. Sohbet yani söyleşi türünün en önemli özelliği yazarın karşısında okuyucu varmış gibi bir üslup takınmasıdır arkadaşlar. Yazar gündelik yaşam, insan, sanat ya da edebiyat ile ilgili herhangi bir konuda düşüncelerini karşısında bir okur varmış gibi onlarla sohbet edermişçesine sıcak, içten, yalın, anlaşılır bir dille dile getirir. Sohbetler düşünce yazılarıdır arkadaşlar. Gazete çevresine gelişen öğretici metinler arasında yer alır. Sohbet yazarı yazısında bir anısını dile getirebilir. Bir sanatçıyı ya da onun eserlerini değerlendirebilir. Okuduğu bir kitabı, izlediği bir filmi ya da gittiği bir tiyatro ile ilgili yorumlarını dile getirebilir. Yani günlük yaşamda gözüne takılan her ne varsa bunlarla alakalı görüşlerini, düşüncelerini karşısında okuyucu varmış gibi yazar. Sohbet yazarları ele aldığı konu ile ilgili söz söyleyebilmek için kültür, sanat, edebiyat, felsefe gibi alanlarda birikime sahip olmalıdır. Ele aldığı konuyu fazla derine inmeden, detaylara inmeden anlatır ve sohbet türünde kanıtlama amacı yoktur arkadaşlar. Kanıtlama, ispat amacı makalede vardı. Sohbette kanıtlama amacı yok. Sanatçı, sohbet yazarı sadece ele aldığı konuyu karşısında okuyucu varmış gibi kendi düşüncelerini içten bir şekilde açıklıyor. Yazısında okurla konuşur, zaman zaman ona sorular sorar, okuyucusuna seslenir. Kimi zaman da okuyucunun ağzından sorular sorar, okuyucudan onay bekler. Yani karşısında resmen bir okuyucu varmış gibi bir tavır takınır. Düşüncelerini pekiştirmek amacıyla atasözlerinden yararlanır. Sohbet yazarı en ağır, zor, sıkıcı konuları bile usta bir şekilde neşeyle, keyifle okunan bir yazı haline dönüştürebilir. Sohbet yazıları genellikle 3 ila 5 sayfa arasında olur arkadaşlar. Kısa yazılardır bunlar, uzun değildir. Gazetelerde, dergilerde yayımlanır ve daha sonra yazarı bu gazete ve dergilerde yayımlanan sohbet yazılarını bir kitapta toplayabilir. Sohbet yazıları makale planında yazılır arkadaşlar. Sohbet ile makale arasındaki farka bakalım. Üslup açısından bir fark vardır aralarında. Makalede ağır başlı, ciddi bir üslup kullanılır. Sohbette ise içtenlik ve samimiyet ön plandadır. Sohbet yazıları okuyucuda sanki yazarla sohbet ediyormuş hissini uyandırır. Ancak makalede böyle bir şey yoktur. Sohbet yazarı makale yazarı gibi derinlik yaratmaz. Yani ele aldığı konuyu derinlemesine bir şekilde inceleyip araştırmaz ve sohbet yazarı öne attığı fikirleri kanıtlamaya çalışmaz. İspat, kanıtlama yoktur sohbette arkadaşlar. Bunlar makalede vardır. Sohbet yazarı sadece ele aldığı konuyla ilgili kimi çözümlemeler yapar, örneklerden yararlanır ve kendi görüşünü okuyucuya hissettirir. Sonuç bölümünde ise sohbet yazarı ulaştığı düşünceyi ortaya koyar. Tabii kendince ulaştığı düşünceyi ortaya koyar. Nesnellik yoktur. Sohbet ile deneme arasında da benzerlik vardır. Dildeki sadelik ve anlatılanların kanıtlama amacı güdülmemesi açısından. Ancak denemede yazar kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi yazar. Burası önemli arkadaşlar. Denemede yazar kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi yazıyor. Sohbette ise yazar okurla konuşuyormuş gibi yazıyor. Bu ayrım önemlidir. Sohbet yazılarına günlük konuşma dili kullanılır. Kurallı, sıralı, devrik cümleler kullanılır. Uzun cümlelerden kaçınılır. Deyimlerden, ünlemlerden, seslenmelerden yararlanılabilir. Sohbet gazete çevresine gelişen öğretici bir metin türüydü arkadaşlar. Ve Tanzimat Edebiyatı'ndan sonra edebiyatımızda görülür. Ahmet Rasim, Yahya Kemal Beyatlı, Cenap Şahabettin, Refik Halit Karay, Suud Kemal Yetkin, Şevket Rado, Melih Cevdet, Nurullah Ataç, Hasan Ali Yücel, Atilla İlhan, Fali Rıfkı Atay sohbet türünde eser vermiş yazarlardır. Ahmet Rasim'in Ramazan Sohbetleri adlı eseri vardır. Yahya Kemal Beyatlı'nın Tarih Musabeleri, Suud Kemal Yetkin'in Edebiyat Söyleyişleri, Şevket Rado'nun Eşref Saati, Melih Cevdet Anday'ın Dilimiz Üzerine Söyleşiler ve Nurullah Ataç'ın
Söyleşiler adlı eserleri edebiyatımızdaki sohbet türündeki eserlerdir. Özellikle Ahmet Rasim'in Ramazan Sohbetleri ve Şevket Rado'nun Eşref Saati önemlidir arkadaşlar. Sorular da karşınıza çıkar. Haber yazısı gazete çevresine gelişen öğretici metin türlerindendir. Haber yazıları günlük gazetelerde ya da dergilerde yayınlanır arkadaşlar. Radyo ve televizyonlarda belli zaman aralıklarında sunulan haber bültenlerinde halka duyurulmak üzere yazılan, yayınlanan yazılardır. Her olay haber değeri taşımaz. Bir olayın haber değeri taşıması için belli bir sayının üzerindeki okuyucu kitlesine hitap etmesi gerekiyor. Haber yazıları kaynağını gerçek hayattan alır. Yurt içindeki, yurt dışındaki yaşanan önemli olaylar, ilginç olaylar haber yazısına konu olur ve haber yazıları kısa, özlü bir biçimde yazılır. Gerekirse görsellerden de yararlanılır haber yazılarında. Haber yazıları ele alınan olayın türüne göre isimlendirilir. Siyasal, ekonomi, bilimsel, teknoloji, sanat, spor ya da sosyal haberler tarzında. Gazete haberlerinde uyulması gereken kurallar, ilkeler vardır arkadaşlar. Bir haber yazısında mutlaka ne, nasıl, ne zaman, nerede, neden, kim sorularının cevapları bulunmalı. Bunlar 5 ne, 1 k olarak adlandırılır. Ne sorusu ile habere kaynak olan olayın ne olduğu ortaya konulur. Nasıl sorusu olayın yapılış ve meydana geliş sürecinin anlatıldığı bölümdür. Neden, niçin sorusu olayın ortaya çıkış sebebidir. Nerede olayın gerçekleştiği yeri bildiren bir sorudur. Ne zaman ise olayın meydana geldiği zamanı bildirir. Zaman bilgisi genelden özele doğru verilir arkadaşlar. Yıl, ay, gün, saat ve dakika şeklinde genelden özele doğru bir sıra vardır. Kim sorusu ile habere kaynak olan kişi, olayı gerçekleştiren kişinin kim olduğu belirtilir. Haber yazılarında bulunması gereken niteliklere bakalım. Haber yazıları mutlaka güncel ve yeni olmalıdır arkadaşlar. Haberin konusu ilgi çekebilecek nitelikte ve önemli olmalıdır. Her olay haber niteliği taşımaz. Bu yüzden habere konu olacak olaylar geniş bir okur kitlesine hitap etmelidir. Toplumun tamamına yakınını ilgilendirmelidir. Haber yazılarında açık, yalın, anlaşılır bir dil kullanılmalı ve haberler objektif bir şekilde aktarılmalıdır. Yani nesnel olunmalıdır arkadaşlar. Haberin başlığı ile haberin içeriği birbirine uyumlu olmalıdır. Haber yazılarında doğruluk ilkesine bağlı kalınmalıdır ve 5 N 1 K kuralına uygun olmalıdır haberin içeriği. Bu sorulan sorulara cevaplar bulunmalıdır haberin içeriğinde. Gerçek değiştirilmeden aktarılmalıdır. Yani objektif olunmalıdır. Tarafsızlık ilkesine de bağlı kalınmalıdır. Şimdi Türk ve dünya edebiyatında gazetenin tarihsel gelişimine bakalım arkadaşlar. İlk haber toplama ve dağıtma gazetesi Açta Tiruna'dır arkadaşlar. Bu gazete Roma Senatosunca yayımlanmıştır. 2000 kopya olarak çıkarılmıştır. Milattan önce 59 yılında. Bu gazete imparatorluğun değişik yerlerine dağıtılmıştır. Bu gazetede fethedilen topraklar, siyasi gelişmeler, gladyatör dövüşlerinin sonuçları, toplumsal olaylarla ilgili bilgiler yer almaktadır ve okuma bilen Roma vatandaşları yüksek sesle bu gazeteyi okuyarak okuma bilmeyenlere haberleri duyururdu. Çin'de ise Tang Hanedanı döneminde dağıtılmaya başlanan bir gazete vardır. Koyi Yuan Zabao adında bir gazetedir bu arkadaşlar. Saray genelgesi ve devlet memurlarının başlarından geçenlerin anlatıldığı olaylara yer verildiği bir gazetedir bu. 15. yüzyılda matbaa keşfedilmiştir ve matbaanın keşfedilmesiyle birlikte hem gazetelerde hem de dergilerde hızlı bir gelişim yaşanmıştır. 16. yüzyılda Avrupa'da savaşlara tanıklık eden kişiler birinci ağızdan bu gördüklerini aktarmışlardır ve böylece birkaç sayfalık savaş haberleri yayımlanmıştır ve daha sonra süreli yayımlanan gazeteler 17. yüzyıl başlarında Almanya'nın bazı kentlerinde basılmıştır. Türk edebiyatında ise ilk resmi gazete Takvimi Vakai'dir arkadaşlar. 1831 tarihinde çıkarılmaya başlanmıştır. Yarı resmi gazete ise İngiliz William Churchill tarafından çıkarılan
Ceride-i Havadis'ti 1840 yılı. İlk özel gazetemiz ise Şinasi ve Agah Efendi tarafından 1860 yılında çıkarılan Tercümanı Ahval gazetesidir. Gazete terimlerine bakalım. Ajans, haberi toplayan ve yayan kuruluştur. Asparagas, yalan, uydurma, gerçek olmayan haberdir. Köşe yazısı yani fıkra, bir yazarın gazetede güncel bir konu ile ilgili kişisel görüşlerini, düşüncelerini açıkladığı, okuruna ilettiği ancak kanıtlama ve ispatlama gereği duymadığı yazılardır. Günübirlik yazılardır bunlar. Manşet, gazetelerin ilk sayfalarında iri puntolarla konulan başlıktır. Muhabir ise basın ve yayın kuruluşlarına haber toplayan, bildiren yazar kişidir. Sansasyonel, dikkat çekici, çarpıcı ve beklenmedik olandır. Sürmanşet ise gazetelerin birinci sayfasındaki logonun üzerinde kullanılan başlıktır. Yani gazetenin logosunun üzerindeki başlık sürmanşettir. Sütun ise gazete, dergi gibi yazılı olan şeylerde sayfanın yukarıdan aşağıya doğru ayrılmış olduğu dar bölümdür. Tekzip ise yalanlamadır arkadaşlar. Haber yazma tekniklerine bakalım arkadaşlar. Haber yazılırken hangi tekniğin kullanılacağı genellikle muhabir tarafından belirlenir. Ancak teknik belirlenirken de bazı şeylere dikkat etmek gerekir. Hangi kitle iletişim aracılığı ile bu haber iletilecek? Haberin türü, içeriği ne olacak? Kaplayacağı alan ne olacak? Ya da gazetenin, haber kuruluşunun yayın politikası nedir? Bunların hepsi haberde kullanılacak tekniği belirleyen ayrıntılardır. Ters piramit tekniğinde en önemli olan öge en başta verilir ve daha az önemliye doğru sıralama gerçekleşiyor arkadaşlar. En önemli olan, en can alıcı olan nokta, unsur, haberle ilgili en başta veriliyor ve daha az önemliye doğru devam ediyor. Düz piramit tekniğinde ise en önemli olan unsur en sonda veriliyor. Yani ters piramit tekniğinin tam tersi. Düz piramit tekniğinde haber genellikle öyküleyici bir anlatımla başlıyor. Haber bilgileri az önemliden çok önemliye doğru sıralanıyor. Bu teknik gazete haberciliğine pek uygun değildir. Bu yüzden düz piramit tekniği genellikle dergi haberciliğinde karşımıza çıkar. Dörtgen ya da kare tekniğine bakalım. Eğer ters piramit tekniği uygulanamıyorsa, yani haberi oluşturan verilerin tamamı aynı öneme sahipse, bu teknik kullanılır. Bu teknikte az ve öz bilgi içeren bir haber girişi yapılır. Daha sonra haberin ayrıntıları önemliden az önemliye doğru bir sıra halinde verilir. Ters piramit tekniği ile kare tekniğinin birleştirilmesi. Bu teknikte de önemli ve dikkat çekici unsurlar en başta verilir. Ayrıntılar ise haberin sonuna bırakılır. Toplumsal yaşamda tanınan birinin ölümü mesela bu haber tekniğiyle yazılabilir arkadaşlar. Serbest yazım şeklinde ise son yıllarda ortaya çıkan bir haber yazım tekniğidir bu. Belli kurala bağlı kalınmaz ve farklı üsluplarla yazılır bu haber tekniğine uygun olarak yazılan haberler. Ve yeni bir teknik olduğu için tartışmaya, eleştiriye açık bir tekniktir. Haberin anlaşılır olması şartı ile belli kurallara bağlı kalınmadan serbest bir şekilde yazılan haberlerdir. Röportaj türüne bakalım. Röportaj Fransızcadan dilimize geçmiştir ve kelimenin kökeni Latince'de toplamak, getirmek anlamlarına gelir. Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan güncel Türkçe sözlükte röportaj iki şekilde tanımlanmıştır. Birincisi, konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya dergi yazısı. Yani röportajlar gazetelerde ve dergilerde yayımlanır. İkinci anlamı, radyo ve televizyon habercisinin araştırma ve soruşturma sonucunda hazırlamış olduğu program, yani mülakat. Röportaj aslında haber yazılarının yeterli olmadığı durumlarda olayın ya da durumun
yaşandığı yerde yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bir yazı türüdür arkadaşlar. Öyle olaylar, durumlar vardır ki haber yazıları yeterli olmaz bunların açıklanmasında. Böyle durumlarda devreye röportaj girer. Röportaj öğretici niteliği ağır basan bir türdür arkadaşlar. Gazetelerde ve dergilerde yayımlanır. Röportajda gezip görme, inceleme, soruşturma ve ilgililerle görüşüp konuşma ön plandadır arkadaşlar. Röportaj ile haber yazıları birbirine karıştırılır. Aralarındaki fark şudur. Röportajı yapan kişi kendi fikirlerini röportajına ekleyebilir. Yani öznellik vardır röportajda. Ancak haber yazılarında öznellik yoktur. Kişisel düşünceler yoktur. Nesnellik ön plandadır haber yazılarında. Röportaj yazarının amacı okuyucuda inanç uyandırmaktır arkadaşlar. Anlattıklarının inanılmasını ister röportaj yazarı. Haberde ise tarafsızlık söz konusudur. Haber yazıları günübirliktir arkadaşlar. Ertesi gün önemini, değerini kaybeder. Röportajlarda ise zaman unsuru çok önemli değildir. Röportajlarda röportaj yazarı anlattıklarının doğruluğunu konuşma, bilgi toplama ve fotoğraflarla destekler. Fotoğraf, röportaj için inandırıcılık açısından oldukça önemlidir. Röportajlarda öyküleme, açıklama, betimleme gibi teknikler kullanılabilir. Bunun yanı sıra karşılaştırma, tanık gösterme, örnekleme gibi nesnel verilerden de yararlanılabilir röportajda. Röportajlarda yazarlar kendi üsluplarına göre bir anlatım tercih edebilirler arkadaşlar. Her yazarın farklı bir üslubu olduğu için de röportajlarda çok yönlü anlatım olanakları karşımıza çıkar. Röportajlar tanıtma özellikleri gösterdikleri için aslında ele aldıkları konular hakkında da bilgi verirler. Ancak bu bilgiler makalede olduğu gibi katı bir ciddiyet havasında değildir. Daha sohbet, konuşma, küçük açıklamalar halindedir. Röportajlar hem gezi yazısının hem de makalenin özelliklerini taşır. Röportajlar ele aldıkları konular açısından üçe ayrılır arkadaşlar. Bir yeri konu alan röportajlar, mesela turizm sektörü açısından önemli bir yer hakkında yapılan röportaj buna örnektir. Eşyayı, nesneyi konu alan röportajlar, teknolojik bir ürünle alakalı yapılan röportajlar buna örnektir. Ya da bir sanatçı, bir yazar ile ilgili yapılan röportajlar da insanı konu alan röportajlar arasında sayılabilir. Röportajlar sunuş biçimlerine göre ikiye ayrılır arkadaşlar. Amerikan röportajı ve Alman röportajı olmak üzere. Amerikan röportajında en son söylenmesi gereken en başta söylenir. Giriş bölümü sürpriz ve şaşırtıcı bir paragraf ile başlar. Alman röportajında ise yazar konuyu işlerken kendini ön plana alır. Yani ben eksenli röportajlardır. Röportaj terimi başlangıçta mülakat sözcüğünün anlamı içerisinde yer almaktaydı. Yani tanınmış bir kişiye sorular sorma, o kişiden cevaplar alma şeklinde anlaşılmıştır. Sanatçı Ruşen Eşref Ünaydın çeşitli sanatçılarla konuşmalar yapmıştır ve bu konuşmaları, soruları içeren eseri Diyorlar Ki adlı eserinde mülakat biçimindeki röportajcılığı örneklendirmiştir aslında. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da yabancı ülkeleri gezip gören yazarlar buralardaki gözlemlerini ve fikirlerini röportaj türünde yayımlamışlardır. 1950'li yıllardan sonra da röportaj türünde verilen eserlerin sayısı artmıştır ve daha çok ülke sorunları, toplumsal ve kültürel olaylarla ilgili röportajlar yayımlanır olmuştur. Röportaj türünün temsilcilerine ve bu türdeki eserlerine bakalım. Cevat Fehmi Başkut'un Geceleri Bizi Kimler Bekliyor? Sait Faik Abasıyanık Mahkeme Kapısı. Fikret Otyam Doğudan Gezi Notları Bir Karış Toprak İçin. Oy Fırat Asi Fırat. Yaşar Kemal Peri Bacaları Bu Diyar Baştan Başa. Hikmet Çetinkaya Toprak Bizim Canımız ve Yılmaz Çetiner'in Bir Yudum Çay İçin. Mülakat türüne bakalım. Mülakat kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir arkadaşlar ve buluşma, görüşme gibi anlamlara gelmektedir. Mülakat soru cevap esasına dayanan bir türdür. Karşılıklı konuşma şeklinde ortaya çıkar ve alanında uzman kişilere hayatları, çalışmaları, eserleri hakkında ya da herhangi bir konu hakkında soruların sorulmasıyla ortaya çıkan
bu şekilde ilerleyen bir türdür. Mülakat ile röportaj türü birbirine benzer. Çünkü mülakatlar röportaj türünün başlangıcı kabul edilir. Birbirine benzer, her ikisi de soru cevap esasına dayalıdır. Ancak aralarına şöyle bir fark vardır. Mülakat yazarı konuşulanları herhangi bir değişiklik yapmadan yazıya aktarır. Yani kendi yorumuna, görüşüne, düşüncesine yer vermez mülakat yazarı. Röportaj yazarı ise kendi yazısında görüşlerini, düşüncelerini, fikirlerine yer verebilir. Aralarındaki en büyük fark budur. Ruşen Eşref Ünaydın şairlerle, yazarlarla yaptığı görüşmeleri Diyorlar Ki adlı eserinde toplamıştır. Bu sanatçılar arasında Abdülhakamit Tarhan, Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Emin ve Halide Edip gibi sanatçılar da vardır. Diyorlar Ki adlı eser mülakat biçimindeki röportajcılığın ilk örnekleridir arkadaşlar. Bu yüzden önemlidir. Diyorlar Ki adlı eser önemlidir. Ruşen Eşref Ünaydın tarafından yazılmıştır. Mülakat türünün temsilcilerine ve eserlerine bakalım. Ruşen Eşref Ünaydın, Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile mülakat, Edebi Ziyaretler ve Mülakatlar, Hikmet Feridun Es, Bugün de Diyorlar Ki, Mustafa Baydar, Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar, Gavsi Ozansoy, 40 Yıl Sonra Diyorlar Ki, 5 Kuşak Konuşuyor, Yaşar Nabi, Edebiyatçılarımız Konuşuyor, Abdi İpekçi, Liderler Diyor Ki, Yaşar Kemal, Çukurova Yana Yana, Bir Bulut Kaynıyor, Fikret Otyam, Habu Diyar, Gide Gide. Etkinliğe bakalım. Aşağıda verilen yargılardan doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y yazınız. Diyor Ki bir de, röportaj, eleştiri ve deneme gazete çevresine gelişen öğretici metinler arasında yer alır. Doğru. 2. Öğretici metinlerde dil çoğunlukla alıcıyı harekete geçirme işleviyle kullanılır. Burada bir bilgi yanlışlığı söz konusu. Çünkü öğretici metinlerde dil göndergesel işleviyle kullanılır arkadaşlar. Çünkü bilgi iletilir. 3. 1 Kasım 1831'de çıkarılmaya başlanan takvimi vakayı ilk resmi gazetedir. Doğru. 4. Tercüman-ı Ahval, Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılmış bir gazetedir. Doğru. Edebiyatımızdaki ilk özel gazetedir hatta. 5. Köşe yazılarında öne sürülen düşünceyi kanıtlama zorunluluğu vardır. Köşe yazısı yani fıkra. Fıkralarda öne sürülen düşünceyi kanıtlama zorunluluğu yoktur arkadaşlar. Bu makale türünde karşımıza çıkıyor. O zaman buraya Y yaptık. Sohbet yazılarında nesnellik ön plandadır. Burada da bir bilgi yanlışlığı var. Sohbet yazılarında öznellik vardır arkadaşlar. Nesnellik yoktur. Nesnellik makalede vardır. Bu da yanlış. 7. Makalelerde ciddi, ağırbaşlı bir üslup tercih edilir. Doğru. Çünkü makaleler bilimsel yazılardır. 8. Ziya Paşa Şiir ve İnşa adlı makalesinde divan şiirini eleştirmiştir. Doğru. 9. Haber yazıları toplumun sınırlı bir kesimine hitap edecek nitelikte olmalıdır. Burada da bir bilgi yanlışlığı var. Haber yazıları toplumun geniş kesimine hitap edecek tarzda olmalıdır. 10. Röportaj yazarı yazısında kendi görüş ve düşüncelerine yer verebilir. Doğru. Röportajda yazar kendi düşüncelerine yer verebilir ancak mülakatta veremezdi. Tercüman-ı Ahval Mukaddemesi Türk Edebiyatı'nın ilk makale örneğidir. Doğru, Şinasi tarafından yazılmıştır. 12. Deneme türünde yazar karşısında okuyucu varmış gibi davranır. Kimi zaman okuyucuya sorular sorar. Şimdi burada da bir bilgi yanlışlığı var. Okuyucu varmış gibi davranılan yazı türü sohbettir arkadaşlar. Deneme türünde yazar kendi kendisiyle konuşur. Aralarındaki fark budur. Birinci soru 2016 LYS'de sorulmuş. Diyor ki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Genellikle bir sanat değeri taşımayan, bu nedenle de edebi bir tür sayılmayan, öğretme, tanıtma ve tasvir etme amacı taşıyan, konuları bakımından bir bölgeyi, bir eşyayı veya bir insan işleyen nokta nokta son yıllarda gazeteyle birlikte yaygınlaşmıştır. Görüntülü iletişim araçlarının hayatımıza girmesiyle beraber bu tür ayrı bir mahiyet kazanarak televizyon ve sinemaya
taşınmıştır. Röportaj türünden bahsediliyor arkadaşlar. Röportaj türü soru cevap esasına dayanan bir türdür ve röportaj yazarı yazısına kendi düşüncelerini, fikirlerini ekleyebilir. Röportaj bir bölgeyi, eşyayı ya da bir insanı konu alabilir. Cevap C şıkkı olmalıdır. İkinci soru. Parçada numaralanmış yerlerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde sunulan düz yazı türüne deneme denir. Doğru. Bu türde yazar duygu ve düşüncelerini kesin yargı ve sonuçlara varmadan içten bir anlatımla ifade eder. Doğru. Deneme yazarının çıkış noktası kendisidir. Yani deneme ben merkezli bir yazın türüdür. Doğru. Bunun içinde kişisel hayatı konu alan metinler içinde sınıflandırılır. Burada bir bilgi yanlışlığı var. Denemeler öğretici metinler içerisinde sınıflandırılır arkadaşlar. Gazete çevresinde gelişen öğretici metinlerdendir denemeler. O yüzden burada bir bilgi yanlışlığı var. Beşinci cümleye bakalım. Edebiyatımızda başlıca deneme yazarları arasında Nurullah Ataç, Suud Kemal Yetkin, Ahmet Hamdi Tanpınar yer almaktadır. Bu da doğru. Cevap D şıkkı olmalıdır. Denemeler kişisel hayatı konu alan metinlerden değildir arkadaşlar. Gazete çevresinde gelişen öğretici metinler içerisinde yer alır. Üçüncü soru. Numaralanmış ifadelerden hangileri haber yazısı ile köşe yazısının ortak özellikleri değildir? Güncel olma her ikisi için de ortak bir özelliktir. Kanıtlara dayanma haber yazıları için geçerlidir arkadaşlar. Köşe yazılarında kanıtlara dayanma söz konusu değildir. Gazeteye özgü olma her iki türde gazete çevresinde gelişen öğretici metinlerdendir. Kişisel düşünceler içerme köşe yazılarında yani fıkralarda kişisel düşüncelere yer verilir arkadaşlar. Ancak haber yazılarında kişisel düşüncelere yer vermez. Haber yazıları nesneldir. O zaman bu da ortak değil. Anlaşılır ve açık bir dille oluşturulma her iki tür içinde ortaktır. O zaman 2 ve 4 yani cevap D şıkkı olmalıdır. Dördüncü soru. Kimi düz yazı türleriyle ilgili olarak aşağıda verilen açıklamaların hangisinde bilgi yanlışı vardır? A şıkkı. Makale türünün Türk edebiyatına bir edebi tür olarak girişi ve gelişimi Cumhuriyet döneminde gazeteler aracılığıyla olmuştur. Şimdi burada bir bilgi yanlışlığı var arkadaşlar. Makale türü edebiyatımıza Cumhuriyet döneminde değil Tanzimat döneminde girmiştir. O zaman cevap A şıkkı olmalıdır. Diğer şıklara da bakalım tekrar amaçlı. B şıkkında diyor ki gazetelerde genel bir başlık altında yazılan fıkralarda yazar günlük olaylarla ilgili düşüncelerini kişisel bir bakış açısıyla belirtir. Doğru. Sohbet ve deneme türlerinde konu sınırlaması yoktur. İnsanı ilgilendiren her şey bu türlerde konu olarak ele alınabilir. Doğru. Yazarın ele aldığı konuyu işlerken kendini ön plana aldığı ben eksenli röportajlar Alman röportajı olarak anılmıştır. Doğru. E şıkkı gazete çevresine gelişen öğretici metinler arasında sınıflandırılan eleştirinin Türk edebiyatında edebi bir tür olarak örneklerinin verilmesi Tanzimat'la birlikte olmuştur. Doğru. Batılı tarzdaki eleştiri türü edebiyatımıza Tanzimat döneminde verilmeye başlanmıştır arkadaşlar.